Pazar gününden herkese günaydın, hayırlı sabahlar canlarım. Biz güne uyandık ama hala uyanmayanlar da var. Alper daha kalkmadı. Çocuklar da kalktılar. Sana da günaydın Çimen. Sana da günaydın. Günaydın. Ay, kafasını böyle büküyor. Dün gece hava yağmurluydu. Dün gece çok güzel yağmur yağdı arkadaşlar. Böyle müthiş bir yağmur. Harikaydı. Serin, buz gibi. Bütün pencereleri kapattık. Ama tabii yerler kurumuş ya, ala ala böyle. Bazı yerler kurumuş, bazı yerler daha ıslak. Dışarıdan. Aytu hadi yatağını topla annem. Elini yüzünü yıka yatağını topla kuzum. Hadi güzel oğlum ben aşağı iniyorum. Aylin. Anne topluyor musun sen orayı annem? Tamam hadi ben aşağı iniyorum kahvaltı hazırlamaya. Bugün pazar. Ali çalışıyor ama maalesef işe gitti o. Şunları şuraya bir koyalım. Pencerelerimizi açalım. Mis gibi yerleri görüyor musunuz? Yerler bazı yerler ıslak, bazı yerler kuru. Çok güzel yağmur sonrası bir serinlik, yağmur sonrası bir temiz hava var şu anda. Mis gibi. Ah, böyle çektikçe içime çekesim geliyor temiz havayı. Pazar sabahı, sokaklar bomboş. Şu anda saat 10'a geliyor arkadaşlar. Haliyle yani bugün pazar, geç uyandık, geç kalktık. Normalde bugün Aytuğ'un 3 dersten kursu var ama bugün KPSS sınavı varmış. Bu yüzden kurs bugün iptal edildi. Haftaya gidecek artık. Efendim kızım, topladınız mı? Aferin size. Aferin size. Aferin benim güzel kızıma. Bak yatak, senin yatak birazcık büyük olduğu için zor oldu. Ben Yakup önce ranzaya çıkmadım. Saçların uçuş uçuş olmuş. Gitme. Düzleyeyim biraz. Söyle sen anlat. Önce örtüyü serdim Yakup yerdeydi. Örtüyü serdim. Ondan sonra kenarlarını Tabii. falan düzelttim. Aferin sana. Bunlar sabahtan beri arkadaşlar yatakta kuduruyorlar. Bizim yatakta tabii ki. Uyanan bizim oraya geliyor. Uyanan gözünü açan bizim odada kendini buluyor. Susun. Senin anlatışını seveyim ben ya. Ondan sonra Heh. Tamam. Şimdi siz güzel bir çizgi filmi hak ettiniz o zaman. Tamam mı? Hayır daha hak etmedik. Bunlar katlanacak. O kalsın şimdi onları boş ver katlamayı. Önce katlayalım. İyi tamam o zaman. Hadi onlar çizgi film aç da Yakup çizgi filme baka dursun. Hayır. Yakup önce beraber katlayalım ama üstümüzü örtelim. Neyse hadi siz işinizi yapın. Ben çayımı koyayım ocağa. Önce canlar.
Şunu alayım. Şuradan. Çayımızı koyalım ocağa. Penceremizi açalım. Şu bulaşıkları dün ben yıkadım. Alper duruladı. O yüzden tabakları böyle buraya koydu. Sonrasında da vallahi hiç ellemedim arkadaşlar. Hatta o kadar yorgundum ki dün akşam Ali'ye dedim çay canımız istiyor. Kalk dedim sen çay getir dedim. Çay içelim dedim. Artık çayı da Ali yaptı. Bunlar artık birazdan toparlarım. Alper'e de dedim yani ben yıkayayım sen durula. Oğlum öğrenin eliniz yatkınlaşsın yıkamaya, durulamaya, bu işleri yapmaya diye. Öyle. Şu komşumun tepsisi dün akşam sütlaç falan göndermişti. Çayımızı da koyduk. Canlarım biz kahvaltımızı yaptık. Pazar kahvaltısı uzun sürer. Şu an saat 11'i geçiyor vallahi. Öyle oturduk keyif yapa yapa kahvaltı yaptık çocuklarla. Kahvaltı öncesinde bu iki küçük bıcırık buraya salona piknik kurmuşlardı. Bakar mısınız evin haline? Ben de dedim şimdi artık iş bitti. Burayı topluyoruz. Eğer oynamaya devam etmek istiyorsanız oyun odasına yapıyorsunuz. Hep diyorum salona yapmayın. Ne yapacaksanız oyun odasına istediğinizi yapın ama bu odaya yapmayın diyorum. Çünkü yani şu anda bir gelen olsa geleni nereye oturtturacağım? Şu hale bakın. Bakar mısınız? Piknik şeylerini de koymuşlar. Anne biz burada piknik yapıyoruz diyorlar. Allah'ım ya Rabbim ya. Şu evin haline bakın. Şurayı biraz toparlayayım. Bulaşıkları falan hemen şöyle bir hale yola sokacağım. Çocukları parka götüreceğim. Hava çok güzel ve okul açıldı açılalı doğru düzgün parka gitmiyoruz. O yüzden bugün parka söz verdim. Dedim bu kurduğunuz oyunu salona öbür odaya dedim taşıyın. Orada oynayacaksınız. Geldiklerinde de oynamaya devam etmek istiyorlarmış öyle dediler. Dedim ben artık oyununuz bitti toplayın burayı parka gidelim dedim. Yok biz gelince oynayacağız dediler. Çünkü ödevlerin de bitti ya bitirdi ailem. O zaman dedim salon sizin odanıza, oyun odasına götürüyorsunuz dedim. Burada da vardı. Yo bir tanesinde bir örtüyü de buraya örtmüş sermişlerdi. Şimdi birini götürdüler. Şimdi şunu da götürecekler. En azından ev derli toplu olsun. Şöyle. Hava çok güzel. Ben de hemen alelacele mutfağı toparlayacağım. Şöyle biraz parka doğru kaçalım. Ne yaptınız? Buraya mı seriyorsunuz? Hadi. Ben de hemen alelacele mutfağımı toparlayayım. Bulaşık sepetini falan, bulaşık makinesini falan bir şey yapayım. Boşaltayım hemen. Yakup ayakkabını getir. Olmaz mı? Hayır istemiyorum. Hoş geldin. Merhaba. Canlar bulaşıklarımı yıkadım. Küçükler de salonu topladılar. Kapat orayı. Kapatır mısın orayı? Hadi bakayım. Aylin şu suyu al kızım sen eline. Evet parka gidiyoruz teyzeleri. Bu iki küçüğü gezdireceğiz, oynatacağız. Tabii ben de sıkıldım evde artık. Biraz dolaşalım, hava alalım. Ben kendi çayını doldursaydım. Doldurmadım çünkü sabah kahvaltıda çayı çok içtim. O yüzden hiç canım istemiyor.
Çok içtim çayı. Diyorum ya, bir dizi izledik Alper'le. Anam bir heyecanlıydı, bir heyecanlıydı. Doldur bardak, doldur içtik. Doldurduk, doldurduk, içtik. Ben iki bardak içtim. İki bardak yarım kaldı. Hı hı. Hadi bakalım. Parkta sakin, biraz fazla kimse yok. Hadi. Pitbull gelmişti iki tane siyah. O parka gitsek olur mu? Orada pitbull yapsak. O sahil. Hı hı. Onu hafta sonu baban evde izinli olduğu gün gideriz. Bu hafta çalışıyor. Hafta sonu izinli olduğu bir gün gideriz. Ben parka doğru koşabilir miyim? Tamam. Yavaş yavaş kızım, yavaş. Oh be, temiz hava gibisi yok vallahi. Sıkılmışım evde. Neyse ki gece yağmur yağdı ama çok aşırı yağıp da böyle yer toprağı ıslatmadı fazla. Çabuk kurudu yani toprak. Yoksa parka gelemezdik. Oh çok güzel. Temiz hava. Aylin diyor ya, anne çay da alsaydın diye. Şöyle kenara oturayım. Ona mı bineceksiniz Yakup? Birkaç tane çocuk var parkta. Ama çok güzel, tertemiz bir hava var. Burada ağaçların verdiği oksijen de var tabii ki. Oksijeni şu an yakından temas ediyorum. Şöyle kenara bir yere oturayım ben de.
Bir bakın bakayım kaydırağın içi de su olmasın.